Şimdi bugün ne yapacağız? Önce şöyle bahsedeyim size. Siz de o arada yazın. Sizin yazılar geriden geliyor. Şimdi tamam, VGS konu içeriği olarak Türkçe'de neleri içine alıyor? Buna değineceğiz. Birkaç tane de böyle soru örneği çözeceğiz. Ama onun öncesinde biz tek uzem olarak dersleri nasıl işliyoruz onu söyleyeyim. Şimdi birazdan konu başlıkları geldiğinde de bizi anlayacaksınız. Beni anlayacaksınız daha doğrusu. Tabii ki konu anlatımı kısmı oluyor ama konu anlatımından daha ziyade soru çözümüyle bunu pekiştirmemiz gerekiyor. Genelde arkadaşlarımız işte yani işte anlam konuları dahil işte soruyu okuyoruz, cevaplıyoruz. O yüzden çok gerek duymayabiliyorlar. Genelde sayısal kısım için tercih edebiliyorlar tabii ki. Şimdi dolayısıyla bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız mutlaka arkadaşımız şimdi bir link bırakacaktır oraya. Oradan arayarak daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. O yüzden bana bununla ilgili bir şey sormayın. İşi uzmanlarından dinleyin diyorum. Ve geliyorum. DGS Türkçe dediğimizde aklımıza ne gelecek bizim? Buradan başlayalım önce. Aslında çok kısa bir konu gibi gözüküyor. Üç tane konu başlığı yazacağım size. Bunlardan bir tanesi sözcükte anlamdır. İşte bizim yıllardır gördüğümüz temel anlam, yan anlam, mecaz anlam, ikileme, deyim, atasözü. Ama baktığınız zaman mesela bu kavramlardan ÖSYM'nin sizin önünüze çıkardığı soru çeşidi bir tane. Sonra geleceğiz cümlede anlama. Cümlede anlamda da yine alt başlıklar olarak tabii ki çok geniş bir konu. Ve son olarak da hepimizin zorlandığını düşündüğüm paragrafta anlam kısmı oluyor. Şimdi değerli arkadaşlar burada aslında bütün bu konular hem KPSS hem DGS hem YKS karşımıza çıkıyor. Yani bir YKS öğrencisi de bu üç konu başlığını bilmek zorunda. İşte ALES'e girecek olan arkadaşlarımız da bu üç konu başlığını bilmek zorunda. KPSS'ye giren arkadaşlarımız da yine aynı şekilde ve sizler. Dolayısıyla sizin burada ALES grubuyla tek farkınız mesela ne diyelim size ana düşünce sorusu. İşte bir KPSS'de bulunan bir ya da iki tane soru gelirken siz aynı soru kökünden birden fazla görüyorsunuz. Dolayısıyla bu birazcık daha yapıcı oluyor. Şöyle örnek vereyim. Atıyorum 3 numaralı sorunuz kesin yargıysa 3, 4, 5, 6 mesela 4 tane peş peşe kesin yargı çözüyorsunuz. Dolayısıyla aranızdaki tek fark bu. Şimdi gelelim bu soru örneklerine. Aslında özellikle işin ağırlıklı olan paragraf kısmında bizim yaptığımız şu. Soruyu doğru nasıl okuyacağım? Emin olun böyle hani baktığınız gibi Türkçe bir metin nasıl olsa okuyup geçelim tarzında bir yaklaşım sergilememeliyiz. Öyle yaptığımız için yanlışlar çok çıkıyor. Soruyu doğru okuma, soruya doğru yaklaşma. Taktik demiyorum lütfen arkadaşlar. Yöntemini doğru belirleme. Bu üç tane konu başlığını bilmemiz lazım. Ve kesinlikle şöyle de düşünmeyin. Sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam diyoruz. Böyle üç ayrı konuymuş gibi biz düşünsek de aslında bu üç tane konu birbiriyle nedir bizim için iç içedir. O yüzden aman sözcükte anlamı yaparım, cümlede anlamı yapmasam da olur tarzında konuşmayalım. Çünkü diyeceğiz ki biz bak koskoca bir paragraf. O paragraf nelerden oluşacak? Cümlelerden. Onlar nelerden oluşacak? Sözcükler. O zaman önce sözcüğü anlayacaksın, sonra cümleyi anlayacaksın ve en sonda paragrafı anlayabileceğiz. Şimdi dilerseniz mesela fix gelebilecek sorulardan seçtik tabii ki. Boşluğa bazen sözcük, bazen de cümle yerleştirmeniz istenecek sizden ve her ikisinde de yine benim söyleyeceğim taktik aynı olacak. Nedir o taktik? Şimdi hemen yöntem diyelim özür diliyorum. YouTube'da işte ben görüyorum bazı videolar var. Bu sorunun işte yöntemi ne? Yöntemi şu. Şuraya gelen kelime sonraki sözcük grubuyla okunabilmeli ya da öncesinde gelen sözcük grubuyla doğru okunabilmeli. Şimdi bu dersi dinlemeseniz de zaten siz şuraya koyduğunuz bir sözcükten sonra devamını okuduğunuz için bu noktaya dikkat etmeniz gerektiğini zaten ne yapıyorsunuz siz biliyorsunuz. O yüzden benim bu soru tarzında her zaman söyleyeceğim şey şu. Bu bazen dediğim gibi bir paragraf, bazen de bir cümle olur. Şu anda karşımızdaki bir cümle.
O yüzden diyorum ki cümleyi önce değerli arkadaşlar boşluklarla okuyacaksın. Çünkü emin ol bana oraya kelime koymadan da sen bu cümlenin neyi baz aldığını yani hangi konuyu temele aldığını bilebilirsin. Dolayısıyla boşluklarla okuduktan sonra neyden söz edilmiş? Yani cümlenin ya da paragrafın nesini bulacağım, konusunu bulacağım. Ve sonra şimdi tamam atıyorum arabalar ele alındı parçada ya da cümlede. Şimdi bu arabaların acaba kötü yanları mı yoksa iyi yanları mı? Olumlu tarafları mı, olumsuz tarafları mı? Yani burada yazarın konuya bakış açısı. Bakın bu anlatırken böyle size sanki çok uzun, meşakkatli bir süreç gibi geliyor. Ama dediğim gibi bu uygulamaya alıştıktan sonra ben çok daha sağlıklı ilerleyeceğimi düşünüyorum. Boşluklarıyla okuyorum bakın cümleyi. Yunus Emre'nin doğduğu ve yaşadığı yer bir konudur diyor. Şimdi böyle baktığımda bak devamını okumadığımda hepsi oluyor. Ama devamında bir anahtar kelimem var. Dikkat edelim arkadaşlar. Kimi uzmanlar? Sakarya Nehri yakınlarındaki Sarıköy'de, kimileri de Karaman'da doğduğunu ve yaşadığını. Şimdi dolayısıyla bir taraf farklı, bir taraf farklı düşünüyor ise ben burada bir kesinlikten bahsedemem. Bak birinci boşluğu ne yaptım? Birinci boşluktan Adana seçeneğini eledim. Çünkü benim parçamın genelinde söz edilen şey Yunus Emre'nin yaşadığı yer. Ve Yunus Emre'nin yaşadığı bu yer acaba Sakarya Nehri yakınlarındaki Sarıköy mü yoksa Karaman'da mı doğmuş? Dolayısıyla bu kesin bir konu olamaz. Tartışmalı bir konu olabilir mi? Evet, bak bu olabilir. Soru işaretimi koydum dikkat. Karışık bir konu mu? Yani karışık belki hadi sınavda eleyemeyeceğinizi düşünüyorum. Ama burada bir karışıklık değil, bir farklılık söz konusu olduğu için hadi ben bunu aldım sınavdasınız gibi düşünerek gizemli bir konudur. Evet bilinmiyordur hani. Bu da olabilir bak dil bilgisi açısından. Çarpıcı bir konudur. Şimdi çarpıcı demek dikkat çekici demek. Ama bu cümlenin devamında dikkat çekiciliğinden bahsetmediği için Edirne seçeneğini de elerim. Dolayısıyla ilk boşlukta arkadaşlar bazen bir tane seçenek eleyebileceksiniz. Bazen iki tane eleyebileceksiniz. O yüzden sakın ilk boşluktaki kelimeyi bulamadığınızda böyle bir heyecan yapmayın, panik yapmayın. Şimdi buraya gelecek olan sözcüğüm ise uzmanların farklı görüşleri olduğunu ifade eden bir sözcükten sonra, sözcük grubundan sonra gelecek. Şimdi burada zaten Adana seçeneğini ve Edirne seçeneğini ne yapmıştık? Elemiştik. Peki ben kimileri orada, kimileri burada doğduğunu ve yaşadığını İspat ediyor mu? İspat etse ortada bir farklılık kalmaz ki değil mi? O yüzden Ceyhan seçeneği de gider. Peki kanıtlamak ve ispat etmek zaten aynı anlamdadır. Kanıtlamış olsa yine bu tartışma ortadan kalkmış olurdu. O yüzden benim sorumun doğru yanıtı ne olacak? Bursa olacak. Hızlı bir şekilde cümleyi ya da paragrafı okuyacaksınız. Sonra o paragraf neden bahsediyor ve o konu üzerindeki bakış açısı ne? Mesela kim uzmanlar, kim uzmanlar diyerek buradaki bakış açısının tartışmacı olduğunu ya da tartışmaya açık olduğu yorumunu ne yapabiliyorum? Yapabiliyorum. Var mı bir sıkıntı bu soru için? Evet. Bu soru kalıbıyla karşılaşacaksın. İki tane mesela parçaya sözcük yerleştirmeni isteyecek ya da cümleye iki tane de paragrafa cümle yerleştirmeni isteyecek örneğin. Ne yapacak? Tamamlayacak. Şimdi gelelim yine bu arada karşılıklı katılımınız olursa çünkü size bu anlamda destek vermek zorundayız. Mesela Türkçe dersinin bütününü burada kavratabilme şansımız yok. O yüzden biz hani dersleri nasıl işliyoruz, soruları nasıl çözüyoruz? O yüzden geri dönükleriniz benim için önemli. Şimdi yine gelebilecek soru tarzı, gelebilecek değil, gelecek bir soru tarzı. Nedir o? Altı çizili söz öbeğinin anlamı. Şimdi burada doğruyu söylemek gerekirse hiç parçayı okumadan sadece altı çizili söz öbeği okunarak çözülen sorular var mıdır? Vardır. Ama
Sen bunu işte sınava hazırlık esnasında soru bankasından soru çözerken uygularsın. Ama eminim ben iş sınava geldiğinde, gerçek sınava geldiğinde ya dersin bu ÖSYM, bunun sağı solu belli olmaz. Acaba şunu ben bir sınavın sonunu da okusam mı dersin? Bunu zaten yapacaksan neden bunu alışkanlık haline getirmiyorsun? Çünkü farklılık yapman sınavda seni daha fazla heyecan yapmaya sürükleyecektir. O yüzden benim naçizane tavsiyem arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Benim dediğim yöntemle yapmanız, yapmaya alışmaya çalışmanız en azından. Burada altı çizili olan sözcük ya da söz öbeği %90 ihtimalle mecaz anlamda kullanılmıştır. Ama ben ne yapacağım? Ben önce altı çizili sözü okuyacağım. Bak, altı çizili sözü oku diyorum. Ve bu sözü resmedeceksiniz arkadaşlar. Daha doğrusu şöyle de diyebiliriz. Somutlaştırın. Yani bu sözcüklerin gerçek anlamlarını düşünün. Gerçek anlamlarını düşünmek bize ne sağlayacak biliyor musun? Parçanın bütününü okuduğumda bu sözcüklerin neden bu mecaz anlamı kazandıkları yorumunu yapabileceksin. Şimdi bak altı çizili söz öbeğini okuyorum. Eserine vurduğu gizli damgadır diyorum. Şimdi eser işte şiir olur, roman olur, hikaye olur fark etmez. Tamam anlamını biliyorum. Eserine vurduğu derken gerçekten vurmak değil mi? Öne çıkarmak anlamında kullanılmış bakın. Gizli damgadır yani ulu orta serili değildir. Herkes göremez. Bak yorumumu yaptım. Şimdi parçamı okuyorum değerli arkadaşlar. Edebi eserlerin vazgeçilmez özelliklerinden biri de üslubudur. Şimdi ben parçanın tamamını okuyunca sakın diğer cümleler sizi etkilemesin. Birinci cümlemin konusu üslup. Tamam. Üslup yazarın eserine vurduğu gizli damgadır. Yani demiş bir kere altı çizili söz öbeğini anlayamadıysam ben yani bağlacıyla bunu ne yaptı bak bana açıklıyor. Herkes kendi ateşini taşır cehenneme yahut cennetteki köşkünü kendisi idare eder. Yazı da biraz öyledir. Yazarını metinler deryasında taşıdığı damga ile belirli kılacak tek unsurdur üslup. Şimdi gizli damgasıdır diyorsam onu diğerlerinden ayıran bir şeyden bahsediyorum aslında. Şimdi şurada benim paragrafımın bütününe hakim olan şey ne? Üslup. Şimdi dolayısıyla altı çizili söz öbeğiyle de gönderme yapılacak ya da bana anlatılmak istenen şey de üslupla alakalı. O yüzden mutlaka cevabınızın içinde seçeceğiniz seçeneğin içinde bir üslup kelimesi bulunmalı. Bak bunun kaçarı göçeri yok. Şimdi Adana'ya baktığımda Adana'da üslup yok. Bak direkt benim eleyeceğim seçenek olur. Diğer tüm seçeneklerde üslup kelimesi kullanılmış. Şimdi geliyorum bu üslup acaba altı çizili söz öbeği mi ifade ediyor? Yazarın eserini oluştururken üslubu üzerinde çok çalışması. Şimdi parçada hiç yani daha doğrusu eserine vurduğu gizli damgadır diyerek onun çok çalıştığını mı vurguluyor? Hayır. Burada çok çalışmak kelimesine yer verilmediği için Bursa'yı da ne yaptım? Eledim. Üslubun yazarın kimliğini belli edip ortaya koyması. Ha, eserine vurduğu gizli damga diyor, değil mi? Yani onu ortaya koyan şey üsluptur. Herkes diyor sevgi konusunu işler, işte ağaç çocuk konusunu işler ama bir yazarı diğerinden ayıran şey nedir? Üslubudur diyor. Bak bu tam cuk diye uydu benim için. Kenarda tutuyorum. Eserin üslubuna konusundan çok önem verilmesi. Bakın her sözcük benim için değerli. Bazen bana koca bir seçeneği eleten şey bir sözcük oluyor. Burada parçanın hiçbir yerinde bir konudan bahsedilmemiş. Üslup bunu karşılaştırması yapılmamış bir defa. Kaldı ki ben altı çizili kısma bakayım. Denizli'yi de eledik. Yazarın düşüncelerinin eserin üslubunu oluşturması. Şimdi eserin üslubunun nasıl oluştuğundan ya da bu üslubun öneminden evet bahsedildi ama bunu şekillendiren şeyin yazarın düşünceleri olduğu ifade edilmedi. Dolayısıyla bu kelimeden de yine Edirne seçeneğini eliyorum ve doğru cevabın ne oluyor değerli arkadaşlar? Ceyhan seçeneği
oluyor. Anlaştık mı? Bu, ama tabii piyasada birçok soru bankasında siz genelde şunu gördüğünüz için işte hiç bu olayı yapmadan direkt altı çizili söz öbeğiyle eşleştirebileceğiniz sorularla karşılaştığınız için genelde bu yöntemi uygulamıyorsunuz. Onun için de diyorum ki ben isterseniz bir de ÖSYM sorularını çözün orada bakalım. Çünkü söyleyeceğimiz yöntemlerin asıl uygulanma yeri ÖSYM soruları. Herhangi bir soru bankası değil. Şimdi %1 milyon gelen bir soru tipi, hatta birden fazla gelen ve bizi sınava girecek arkadaşlarımızı en çok yoran soru kökü. Nedir? Olumsuz soru kökleri. Mesela burada ne demiş? Burada söz edilmemiştir demiş. Bazen karşınıza nasıl çıkacak? İşte hangisi çıkarılamaz diye çıkacak. Ya da hangisi söylenemez diye çıkacak. Şimdi bu olumsuz soru kökleriyle karşılaştığım zaman önce parçayı okumayacağız. Diğer soruları çözmemizin, hani diğer sorularda hep bize derler ya, önce soru kökünü oku, sonra paragrafı oku, sonra seçenekleri oku. Bu olumsuz soru köküyle karşımıza gelen sorular bizim için bir yardımcı düşünce sorusu. Burada ne yapmalıyım? Burada seçenekler öncelikli okunmalı diyorum. Bakın, seçenekler öncelikli okunmalı. Burcu Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, hoş geldiniz. Neden? Şimdi ben parçadan 4 tane yargıya ulaşabileceğim. Şimdi düşünün. Önce parçayı okusam, değil mi? Ne arayacağımı bilmeden okuyacağım. Sonra seçeneklere geldiğimde Adana seçeneği var mı yok mu demek için bir daha parçayı okuyacağım. O yüzden ben ne arayacağımı bilerek paragrafı okumalıyım. Ve bunun için de ne yapmalıyım? Seçenekleri okurken bazı anahtar kavramları kendime rehber yapmalıyım. Adının ilham kaynağından. Adının ilham kaynağı, tamam. Ana karakterin özelliklerinden. Ana karakterden bakalım bahsetmiş mi? Konuyu ele alış biçiminden. İzleyende bıraktığı etkiden, yönetmenin diğer filmlerinden ayrılan yönünden. Şimdi eminim bunu çok defa birçok meslektaşımdan duymuşsunuzdur. Şimdi burada direkt soruya odaklanmayın bence. Çünkü önemli olan burada çok soru çözmek değil, yöntemi doğru öğretmek. Şimdi bu sorular bazen çok daha uzun karşımıza geliyor. Ve çok daha uzun geldiğinde işler daha da karmaşıklaşıyor. Dolayısıyla arkadaşlarımız... bütün cümlelerin altını çizerek yaptığı okumaların onların daha çok anlamalarını sağladığını söylüyorlar bana. Oysa ki ben buna inanmıyorum. Çünkü şu anda parçaya böyle ben karşıdan baktığımda hiçbir kelimenin önünde değil. Hiçbir cümlenin önünde değil. Yani her cümle, her sözcük aynı anlam önemine sahip şu an. Hepsinin altını çizdiğinde de yaptığın şey o. Birini diğerinden üstün kılmıyorsun. Ama illa benim işte dikkatim dağılıyor diyen arkadaşlarımız için arkadaşlar, okumanızı yaparken her cümlenin arasına bir eğik çizgi koymanız. Unutmayın, uzun sorularda bu seçeneklere ulaşmak çok daha kolay. Siz çok yanlış olanı yapıyorsunuz. İşte üşenmeyeceksiniz. Şimdi okumayı yapıyorum bak. Ve şunu unutmuyorum, her cümlenin bir konusu var. Yani her cümle bir şeyden söz etti. Okumamı yaparken her cümlenin konusunu belirleyip o konuyu bir yuvarlak içine alın, altını çizin. Altını çizeceğiniz şeyler bunlar olsun. Zeki, önce seçenekleri okuduk. Zeki Demirkubuz'un yazıp yönettiği ve Dostoyevski'nin Yer Altından Notlar adlı romanından esinlenerek isim verdiği Yeraltı filmi bir karakter analizi olarak yönetmenin sinema anlayışına yeni bir soluk getirmiş. Bak, şuraya kadar ne yaptım? Geldim buradan böyle bir cümle tamamlandı. Ve bu cümlede neden söz etti? Dostoyevski'nin bir romanından söz etti. Bu romanın bir karakter analizi olduğu ve yazarın da yönetmenin de, özür diliyorum, sinema anlayışına yeni bir soluk getirdiği cümle bu. Demirkubuz diğer filmlerinden farklı olarak bu filminde tek ana karaktere odaklanıp
imge ve nesneleri ön plana çıkararak modern insanın yalnızlığını çarpıcı bir soğuklukla işlemeyi başarmıştır. İkinci cümlem bitti. Burada aynı romandan ve aynı yönetmenin sinemaya uyarladığı aynı filmden bahsetmeye devam ediyor. Ama bu sefer bunun diğer filmlerden farklı olan bir yönüne değinmiş. Ne demiş? O imge ve nesneleri ön plana çıkarmış ve insanın yalnızlığını işlemiş. Tamam. Filmde ayna, su gibi pek çok gösterge ana karakterin içinde bulunduğu yoğun yalnızlığı ve bu yalnızlığın neden olduğu takıntılı davranışları göstermek için bir araç olarak kullanılmış. Filmde kullanılan bazı araçlardan söz etti. Ayna, su gibi bunun niçin kullanıldığını, yani sebebini ifade etti. Bak, her cümlede kısa kısa çizdiğim sözcük ya da söz grupları var. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, tam eşleştirmeni yapmalıyım. Adının ilham kaynağından nerede söz etti arkadaşlar? Dostoyevski'nin romanından esinlendi. Bak, burada esinlenmek kelimesiyle, burada sözcük dağarcığımız da çok önemli. Esinlenmek ilham kaynağı olmak kavramını karşıladı. Direkt ne yaptım? Adana seçeneğini elemiş oldum. Bundan söz edilmiştir dedim. Peki ana karakterin özelliklerinden bahsedilmiş mi diyorum? Ana karakterin özellikleri var mı? İnsanın yalnızlığını, değil mi, işlemiş. Ana karaktere odaklanmamızı sağlamış. İşte bu karakterin içinde bulunduğu yoğun yalnızlık paragrafın bütününde var. Konuyu ele alış biçimi ne şekilde ele almış konuyu peki? Karakter analizi olarak ele almış. Buradan da yine Ceyhan seçeneğine ne yaptım? Ulaşmış oldum. Peki yönetmenin diğer filmlerinden ayrılan yönü, zaten altını da çizmiştik bakın. Diğerlerinden farklı olarak demişti. Burada da Edirne seçeneğine ulaştım. Ama bu filmi izleyenlerin yorumlarına olumlu ya da olumsuz paragrafta yer verilmedi. O yüzden Deniz'de doğru seçeneği. Şimdi ben burada size aslında soruya yaklaşım tarzını gösterdiğim için çok uzun sorular tercih etmedim. Çünkü onlarda sıkılacaksınız ve yöntemi anlamayabileceksiniz ilk seferde. Yöntem çok basit, hiçbir şey yok. Kafamdan uydurmayacağım. Tam eşleştirmeleri yapacağım seçeneklerle paragraftaki cümleler. Ama illa seçenekte ilham kaynağı var diye paragrafta da ilham kaynağı olacak diye bir şey yok. Sözcüklerin eş ve yakın anlamlarının kullanılabileceğini de unutmayacağım ki ÖSYM soruları tam olarak böyle. Mehmet Hocam, çok teşekkür ediyorum size de. Zaten aslında bu tanıtım derslerinin amacı dersinize girecek öğretmeni tanımanız. Burada sadece neyi görebilirsiniz tabii ki? Tarzı size uygun mudur, değil midir? İşte iyi bir öğretmen olmak diye bir şey bence şöyle. Tabii ki iyi öğretmen, kötü öğretmen vardır. Şimdi bu tartışmaya girmeyeyim ama. Siz bunun değerlendirmesini yaparken bize iyi kötü diye yapmıyorsunuz. Size uygun olup olmamasından. Ve bence size uygun olan öğretmen arkadaşlarımızı da tabii ki ÖSYM'yi takip edip etmeme açısından değerlendirmelisiniz. Burcu Hocam. Her gün paragraf çözmeliyiz. Onu söyleyeyim. Bu paragraf soru sayımızı da işte sınavda benim karşıma, yani ben bir oturduğumda kaç tane soruyu peş peşe çözeceğim, bunu düşüneceğim. Ona göre günlük soru sayımı belirleyeceğim. Ama paragraf çözgeç bir şey değildir işte. Önce bunda her soru tarzına nasıl yaklaşacağımı bileceğim ki ben tek başına çözeyim. Öbür türlü şöyle oluyor. 50 soru çözüyorsun, 10 tane yanlışın çıkıyor. Dönüp 10 tane yanlışta neye bakıyorsun? Bununla bunu anlatmak istemiş. Yani aslında o soruda yaptığın hata, bazen soruya yanlış yaklaştığın için, bazen orada bir sözcüğün anlamını yanlış yorumladığın için oluyor. O yüzden burada da mutlaka, yani anlam konusu ne anlatılacak burada deyip geçmeden bir destek almanızı tabii ki tavsiye ederim. Sıkılacaksınız çünkü paragraf çözerken eğlenen tek bir insan daha görmedim daha bu yaşımda. Ben de dahil olmak üzere. O yüzden sıkılma kısmını hiç söz etmiyorum bile. Geldik. Şimdi gelecek mi? Evet. Şimdi paragrafı ikiye bölme. Şimdi çok sevindim.
Sefa hocam, çok sevindim. Yani güzel haberlerinizi alınca bizim gerçekten söylüyorum yani ödülümüz bu oluyor. Yani verim almak için. Çünkü örgünde de yaptığımız şey bu. Uzaktan eğitimde de yaptığımız şey bu. Şimdi paragrafı ikiye ayırmada şu cümleye sinir oluyorum. Konunun değiştiği yerden böl parçayı. Farklı bir konuya geçecek. Ya farklı bir konuya geçecek diye bir kural yok ki. Tabii ki bir yerde işte anne sevgisinden bahsetmiş, bir yerde baba sevgisinden bahsediyorsa sen konunun ayrıldığı yeri zaten bulabilirsin. Madem bu kadar basitse neden ÖSYM sorularında biz takılıyoruz? Şimdi şöyle düşün. Ben size desem ki bir paragrafın giriş cümlesi olmaya uygun olan cümlesi nedir? Bana ne dersiniz hocam? Giriş cümlesi okunduğu zaman o cümle kendisinden önce bir cümle varmış hissiyatı bizde uyandırmamalı. Tamam, doğru. O zaman senin paragrafı ikiye böleceğin yerde de arkadaşlar ne olması gerekiyor? İkinci paragrafın giriş cümlesi olmaya uygun olması gerekiyor. Bu bir. Konu değişebileceği gibi konuya bakış açısı da değişmiş olabilir. Yani işte Zonguldak'ın olumlu taraflarından bahsederken bir de olumsuz taraflarından bahsediyor olabilir. Burada konu değişmez. Konu yine Zonguldak'tır ama ona bakış açısı. Ya da işte Zonguldak'ın yeraltı kaynaklarından bahsetmiştir. Başka bir tarafta işte gezip görülecek yerlerinden. Yine ne yaptım? Farklı bakış açısı yakaladım. Şimdi burada bu iki tane başlığa dikkat ederek okuyorum. Ve aslında burada bunların hepsi paragrafta yapı konularının alt başlığıdır. Şimdi her cümle arasında arkadaş bir ilişki olacak. Bir kere ben oradan kullanmam lazım. Nasıl bir ilişki olacak? Şöyle iki cümlesini örnek olarak vereyim. Paragrafta böyle cümleler trenin vagonları gibi peş peşe diziliyor. Hatta numaralandırılmadığında da bunu düşünebilirsiniz. Bakın zihinden yapın numarayı. Şimdi bir kere ilk okuduğum cümle, yani paragrafın her cümlesi kendisinden sonra gelecek olan cümleyi bana işaret eder. Tamam. Nasıl işaret eder? Burada bir kavramdan söz eder. İkinci cümlede ise bunu açıklar. O yüzden bir paragrafta her cümlede kendisinden önceki cümleyi bana daha ayrıntılı bir şekilde açıklar. Ya da her cümle kendisinden önceki cümleyi tamamlar diyoruz. Bu zincirin koptuğu noktada da düşünebilirsiniz ikiye ayrılır diye. O zaman gelin bakalım. Diyor ki edebiyat tarihsel süreç içerisinde bürokrasi kurumunu en fazla gündemine alan disiplinlerin başında gelmiştir. Şimdi birinci cümlede edebiyatlarda ve bürokrasi kurumunu en fazla gündeme alan olduğundan söz etmiş. Gogol, Dickens, Dostoyevski gibi bütün büyük yazarlar eserlerinde bu konuyu ele almışlar. Bak bu konu dediği şey ne değerli arkadaşlar? Bürokrasi kurumu. Yani bir önceki cümleyi ne yaptı? Genişletti. Birinci cümlede söz ettiği şeye örnek verdi. O zaman bir ve ikiyi birbirine bağlı olarak düşünebilir ve paragrafı buradan bölemem. Geldim. Türk edebiyatında pek çok yazar eserlerinde bürokrasinin aksayan yanlarına odaklanmıştır. Şimdi hoba. Şimdi edebiyatın tarihsel süreci içerisindeki durumundan bahsetti bürokrasi kurumunu işleyişinden. Ancak edebiyat İngilizlerde de var, Fransızlarda da var, Türklerde de var. Dolayısıyla bir ve ikinci cümlede bu konuya genel bir bakış açısı sergiledikten sonra dikkat edin arkadaşlar. Üçüncü cümlede neye geçti? Türk edebiyatında pek çok yazar dedi. Yani genelden aldı konuyu, özele indirdi. Diyelim ki anlayamadık bu noktada. Diğer cümlelerle ispat edelim bakın. Bürokrasinin aksayan yanlarına odaklanmışlardır. Bu yazarlar diye başladı bir defa dört. Yani Türk edebiyatındaki pek çok yazar sözünü karşıladı. Dedi bürokrasinin açmazlarını, devlet ve birey arasındaki uçurumu ve parlamentonun işlevsizliğini işlemişlerdir. Tamam.
bürokratların mevzuatı ve kanunları nasıl insanların aleyhine kullandıklarının çarpıcı örneklerini vermişler. Bak dörtte bu yazarların yaptığı şeyleri söylüyor, beşte de hala o yaptıklarına devam ediyor. Dolayısıyla yine birbirinin devamı niteliğinde Tanzimat Edebiyatı'ndan başlayarak bu konuyu ele alan eserler görmek mümkündür. Bu konu diyerek hala kendisinden önce bir cümle var hissiyatı uyandırıyor. O yüzden artık emin bir şekilde ne yapıyorum? Bursa seçeneğini işaretleyebiliyorum. Ben yavaş okuyorum. Ya biz bir soruya bu kadar zaman mı ayıracağız? Tabii ki kendim okurken bu şekilde okumuyorum. Size izah ederken okuyorum. O yüzden siz de ilk başta bunu yaparken o bu ne ya yarım saatte ben ancak 15 soru çözdüm diyebilirsiniz. Bunun zamanla artacağını göreceksiniz. O zaman arkadaşlar bir diğer soruyla devam ediyorum. Bakalım sorumuz neymiş? Yine nedir? Olumsuz soru kökü ama bu olumsuz soru kökü yardımcı düşünce sorusu değil. Çünkü seçeneklere girdiğimde işte görsel ögelerden yararlanma, nitelendirmelere başvurma, benzetmeden yararlanma, birden fazla duyuya seslenme, öznel bir anlatımdan yararlanma. Şimdi baktığım zaman bizler arkadaşlar bu konu başlığını paragrafta işte anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları dediğimiz başlığın içerisinde görüyoruz. Ve genelde birçok kavramı aynı soruda gördüğünüz gibi vererek biraz hepsini sorgulamayı planlıyor. Düşünceyi geliştirme yolları dedim. Konuşurken yazmak aşırı derecede zor. Şimdi görsel ögelerden yararlanma ne demek? Görme duyusuna ilişkin ayrıntılara yer verme. Tamam, bunu arayacağım. Nitelendirmelere başvurma. Nitelendirme dediğimiz şey nasıl sorusunun cevabı olan sözcükler cümlede var mı? Asık suratlı bir genç kızdı. Şimdi nasıl bir genç kızdı? Asık suratlı. Ya tahta kaşık diyorum. Nasıl kaşık? Tahta kaşık. Yani nasıl sorusuna cevap veren sözcükler. Benzetmeden yararlanma. Birden fazla duyuya hitap etme. Şimdi birden fazla duyuda işte beş duyu organının beşinle de ilgili ayrıntı yakalamama gerek yok. En az ikisiyle ilgili ayrıntı bulmam benim için yeterli. Öznel anlatım dediği ise yoruma açık. Yani kişiden kişiye değişebilen bilgiler içeriyor mu, içermiyor mu? Şimdi bakalım. Karşımda orman çırılçıplak, ince dallarıyla, ince ağaçlarıyla hafiften yeşillenmeye başlamış. Dallar gövermiş, uzaktan pek belli değil, yakınına gidince ufak ufak patlamalar görülüyor. Yaprağa dönüş yok henüz, bir iki tür ağaç da var sadece. Palamutlar hala eski, kurumuş altın yapraklarıyla duruyor. Şimdi bir kere sanki bu ifade ettiği şey bir gözümüzün önünde bir canlandı bizim. Hep görerek yani gördüğünü anlattığı, gözlemlediğini anlattığı şeyler var. Dolayısıyla elbette ki görsel ögelerden yararlanılmıştır. İki, seçeneğin niteleyici ögeye yer verilmiştir şeklinde olsaydı, evet bir tane nasıl sorusunun cevabı olan sözcük aramam normaldi. Ama seçeneğe lütfen dikkat, nitelendirmelere demiş, bir çoğul eki kullanmış, birden fazla bulmak zorundayım. Çırılçıplak, ince, hafiften, ufak ufak sözcükleri nasıl sorusunu sorarak cevabını aldığım sözcükler. O yüzden nitelendirmeler de benim için var. Peki, benzetmeden yararlanılmıştır. Şimdi biz benzetme deyince ezber bilginiz bakın. Hemen ne arıyorsunuz? Gibi, kadar gibi edatlar arıyorsunuz. Evet bunlar olursa doğrusunuz. Benzetme var. Ama mesela altın yaprak dediğimde burada gibi ya da kadar diye bildiğiniz benzetme edatları olmasa da sen yaprağın muhtemelen renginin parlaklığından ötürü altına benzetildiği yorumunu yapıyorsun. O yüzden benzetmeden yararlanılmıştır da derim. Şimdi baktığım zaman tamam bu adam gördüğünü anlatıyor ama bu yazar bunu anlatırken de arkadaşlar
kişiden kişiye değişen şeyler de var. Ne gibi mesela? Altın yapraklar gibi bir benzetme. Yani sen o yaprakları o kadar parlak bulmayabilirsin. Senin bu kadar dikkatini çekmeyebilir. O yüzden burada da yine öznel bir anlatımdan yararlanma var deriz. Ancak parçada bakıyorum, işitme duyusuna ilişkin bir ayrıntı var mı? Yok. İşte bakıyorum, parçada koklama duyusuna ilişkin ayrıntı var mı? Yok. Parçada dokunma duyusuna ilişkin ayrıntı var mı? Yok. Ya da parçada tatma duyusuna ilişkin ayrıntı var mı? Yok. Burada sadece görme duyusu olduğu için Denizli seçeneği benim için yanlış cevap oluyor. Tamam mıyız? Bir iki tane daha soru çözeyim hadi size. Bir de ana düşünce sorusu çözeyim. Şimdi burada derslerde göreceksiniz tabii ki. Hepsinin bütün yöntemi burada gösteremem ama ana düşünce sorularına tek bir yöntemle asla yaklaşamazsınız. Çünkü paragrafında verilen işte tanık göstermeler, örnekler, soru cümleleri, bunların hepsi ana düşünceyi nasıl bulacağınızı, bulmanız gerektiğini değiştiriyor. Bu soru için söylüyorum değerli arkadaşlar, bakın. Sadece bu soru için söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar, sizin paragrafınızda soru cümleleri varsa, bu ister sözde soru cümlesi olur, ister gerçek soru cümlesi olur. Ana düşünce soruların cevabındadır. Çünkü yazar o sorular yoluyla seni düşündürmeye çalışıyor. İster istemez okuyucu olarak, çünkü o soruları ne yapıyorsun? Cevap veriyorsun. Altını çiziyorum bakın. Tüm ana düşünce soruları da aynı şeye dikkat edilmelidir demiyorum. Ama parçada diyorum, eğer soru cümleleri varsa, soru cümleleri varsa ana düşünce soru ya da soruların cevabında aranmalıdır. Bak, soru ya da soruların cevabında aranmalı. Şimdi ben sakince, burada bu olumsuz bir soru kökü olmadığı için önce seçenek okumuyorum. Önce paragrafımı okuyorum. Sevincini kendine saklamayan, saklayamayanların bu sevinç fazlasını ne yaparlar? Aslında sana ne yaptığını sormuyor, değil mi? Yani gereksiz saklıyorlar. Sorunun cevabına baktığınızda biliniyor. Ne yapacaklar? İhraç ederler. Şimdi gerçekten bir ihraç etme durumu söz konusu değil. Bakın, cümleleri zihninizde yorumlayarak gidin. Dağıtırlar, bölüşürler, paylaşırlar. Fakat sevinç mi azınlıktadır, yoksa çok incedir, kırılır mı? İnsanlara fazla mı gelir yoksa? Bak, ikinci soru. Öyle ya sevincin şımarıklık gibi algılandığı bir dünyada, toplulukta şairlere de pek sevinç yakıştırılmadığında elbette şiirden sevinç sürülmüştür. Ne yazık, oysa tam da en şairimizden, Nazım Hikmet'ten başlar sevinç. Olanca olumsuzluklara inat, sevinç ve umut vardır onda. Orhan Veli'de sürer bu. Oktay Rıfat'ta şiirden taşar, Lale Müldür'de sevinç atar durur bir kalp. Sina Akyol yetinmek sevindirir der şiirine, Hasan Hüseyin acıyı bal eylemekle meşguldür şiirinde. Şimdi ben size bir kopya daha vereyim. Şimdi burada çitte kavrulmuş bir lokum var. Şimdi bir kere soruların cevabı üzerinde kesinlikle düşünmeliyiz. Evet. Ama mesela örnekleme nedir diye biliyoruz da, ya bu örnekleme neden paragrafta kullanılıyor, bunu bilmiyoruz. İşte örnekleme nedir diye soruyorum, ya da örnek gösterme. Hocam işte bir sanatçının, yazarın, şairin sadece adı söylenmişse, ya da o şairin ya da yazarın herhangi bir eserinin sadece ismi söylenmişse bu örneklemedir. Burada da gördüğünüz gibi sanatçıların şiirleriyle ilgili örneklemeler verilmiş. Ama örnekler değerli arkadaşlar, somutlaştırmak için verilir. Neyi? Parçada verilen ana düşünceyi daha gözle görülür, daha somut hale getirmek için. Burada eserlerin adından anlıyorsun ki sevinme eyleme eserlerde geçiyor. O zaman diyorum ki, bakın, bir paragrafla örnekler düşünceyi somutlaştırmak için verilir. Somutlaştırmak için verilir.
parçaya seçeneklere döndüm. Şiire yakışanın ölçülü bir hüzün olduğu. Şimdi hüznün ölçülü olup olmamasından bahsedilmiş. Evet bir hani sevinç işlenmiyor. Dolayısıyla evet sevinç işlenmiyorsa hüzün vardır diyoruz ama bir kere bunun da ölçülü olup olmaması ile ilgili yine bir ibare yok. Adana doğru seçeneğim olamaz. Şairlerin şiirlerinde sevinçlerini yeterince yansıtamadığı diyor. Şimdi buna mı karşı çıkıyorum ben? Yeterince yansıtmadığını mı diyorum? Yoksa değerli arkadaşlar onu farklı bir algılayışla mı yaklaştıklarını? Burada aslında sevincin şiirdeki dozu yani şiirde ne kadar yer aldığı miktarı benim için önemli değil. Benim için önemli olan bunun değil mi? Bir şımarıklık olarak algılanması. Yani sevince karşı olumsuz bir bakış açısı. O yüzden Bursa'da gitti. Sevincin şiirde yansıtılmasının şiire yakışmadığı. Bak ben böyle düşünürüm. Bir başka arkadaşın da yakıştığını düşünür. Bu ikimizin arasındaki bakış açısının farklılığıdır işte. Dolayısıyla yazarın burada karşı çıktığı asıl düşünce ve dolayısıyla da paragrafın bana verdiği ana düşünce bu şekilde düşünülmesinin zarar verdiği aslında şiirlerde işlenebileceği yönünde. Acılardan zevk alma. Zaten böyle bir şey hiç okumadım. Acı kelimesi bir kere yok. Ben dolaylı olarak hiçbir şey çıkarmayacağım paragraftan. Yetinmeyen insanların şiire zarar verdiği. Şimdi burada işte bazıları ihraç eder, şöyle yapar, böyle yapar diyor ama yetinmeyi bilmemek. Yine bunu karşılayan bir kavram yok. Unutmayın. Bütün seçenekleri okuma nedenim seçeneğin elenmesinde bana yardımcı olacak kelimeyi bulmak. Çünkü ÖSYM'nin seçenekleri nasıl oluyor biliyor musunuz? Lan tam bu bunun cevabı diyorsun ama orada bir önüne daha ekliyor, bir en ekliyor, işte ne bileyim sonrasında bir V ekliyor, bir şeyler ekliyor. O cümleyi aslında yanlış kılıyor ve biz şöyle yüzeysel baktığımız için de bunu ne yapabiliyoruz? Kaçırabiliyoruz. O zaman günün son sorusu olsun size. Ne yapacaktık bu soruda? Sonra bizimle devam edecek ya da devam ediyor olan arkadaşlarla çözeriz. Olumsuz bir soru köküyle karşı karşıyayım. Yardımcı düşünce sorusu. Ne yapacaktım? Önce seçenekleri okuyacaktım ki paragrafı neye göre okumam gerektiğini bileyim. Tarihçilik için önemli bir kaynak olduğu, tamam anı türüyle ilgili acaba önemli bir kaynak demiş mi ona? Batı toplumlarında bizden önce yer aldı, Batı'da daha önce yer almış. Türklerde yaklaşık bir asırlık geçmişi olduğu, herkesin anı türünde bir şeyler yazabileceği, herkesin yazabileceği günümüzde giderek önemini yitirdi. Hadi bakalım. Bizim tarihçiliğimizde ileri yaşlarda kaleme alınan anı nadir rastlanan kaynaklardandır. Şimdi o zaman bizde ileri yaşlarda kaleme alındıysa aslında buradan da çıkarabiliriz ama devamında da göreceksiniz. Bu tür sadece son yüzyıla özgüdür. Dikkat! Şuradaki sadece, yalnızca gibi ifadeler benim için çok önemli. O zaman Türklerde yaklaşık bir asırlık bir geçmişi olduğu seçeneğini buradan ne yapmış oldum bakın? Elemiş oldum. Oysa batılı ülkelerde insanlar asırlar boyunca anı yazmıştır. O zaman buradan da anlarım ki Türklerden çok daha önce batı toplumlarında zaten yer almış. Yani Bursa seçeneğini de burada ne yapıyorum arkadaşlar? Elemiş oluyorum. Mutlaka birebir eşleştirme yapılacak. Basılı anı kadar basılmayanlar da kütüphanede mevcuttur. Ha demek ki her anı basılmayabiliyor. Hayat aslında sandığımızdan daha önemlidir. Ve sadece büyük adamların, yöneticilerin değil, sıradan insanın hayatı da tarihçi için çok değerli bir kaynaktır diyor. O zaman bakın değerli bir kaynak olduğu sonucuna da Adana seçeneğini de eledim. Doğru mu? Dolayısıyla Denizli seçeneğinde de değerli arkadaşlar ne diyoruz? Sıradan insanın hayatını da kaleme alabiliyoruz değil mi?
İlla ünlü kişiler, popüler kişiler olmasına gerek yok. O zaman herkesin aslında ana türünde bir şeyler yazabileceğini söyleyebilirim. Denizli seçeneğine de ulaşırım. Ama baktığımız zaman işte Batı bunu çok önceden kavramıştır. Şimdi burada ana türünün Batı toplumunda ve Türk toplumundaki yeri, ortaya çıkış zamanı ile ilgili bilgi verildi. Ama hiç günümüze gelmedi. Biz hep tarihçesine baktık burada. O yüzden Edirne zaten benim paragrafımın tamamen dışında diyoruz. Ve böylece hem sevgili kurumumuz tek kuzeni size anlatmış oluyoruz. Hem derslerde bu dersi birlikte işleyeceğiniz bir de sözel mantık olacak. Öğretmeninizi tanımış oluyorsunuz. Çünkü bazen ses tonu bile sizi dersten soğutabiliyor ya da derse çekebiliyor. O yüzden bizler sizleri 7 süreçte aramızda görmeyi çok isteriz efendim. Ama daha çok dediğim gibi konu anlatımı evet çok önemli. Konuyu bilmeden soruya nasıl yaklaşacağım? Ama DGS'nin asıl mantığı emin olun bana her soru kanalında nasıl yaklaşmanız gerektiğini bilmeniz. Biz burada sınırlı sayıda size örnek teşkil etsin diye birkaç tanesini gösterdik. Sefa Hocam çok teşekkür ediyorum. Birincisi kurumun galiba en arkasında duran ilan edebilirim. Güzel sonuçlar aldığını da duyunca aslında bununla pekişmesi lazım. Hani seni her zaman görmek değil ama iyi sonuçlarla görmek. O bizi de mutlu ediyor tabii. Sorunuz yoksa değerli arkadaşlar ben teşekkür ediyorum Selen Hocam. Görüşmek üzere inşallah diyorum. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın.